1, 2, 3. Evet. Hazır mıyız? Evet. Hazırsak başlıyoruz. Gidiyoruz. Günaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Artık hangi saatte bizi izliyorsanız. Sandım yepyeni mi? Bir vloğa hoş geldiniz. Şu an Güre'deyiz. Evden sahile doğru 3 kilometrelik bir yol var. Oradan yürüyoruz. Burada ulaşım yok. 3 saatte bir otobüs geçiyor. Akşam 6'da otobüsler bitiyor falan. Taksi desen zaten yok. Çocuğum da burada. Böyle denize gidiyoruz. Bittim gözüm. Biraz hiperaktif çocuğumuz kusura bak. Hani öyle anneler olur ya. Ay ne olacak çocuk o çocuk. Biz geldik. Akçay'dayız. Güre'den bir 10 kilometre falan uzaklıkta. 8 kilometresini yürüdük. Artık yolda bronzlaştık. Şimdi Orta Kafe diye bir yerdeyiz. Bu Zeytinli'nin orada en çok gelinen yerlerden biri. Burada çok alternatif yok zaten. Etrafta 2-3 tane daha bir beach var. En iyisi Orta Kafe. Buraya geldik. Denize gireceğiz şimdi. Burnum da tıkalı, konuşurken çok fena nefessiz kalıyorum. İnşallah oraya çok yansımıyordur. Sezon da bitmiş bu arada. Bayağı çok kalabalık değil. Deniz bomboş. Şimdi size biraz etrafı göstereyim. Sonra da denize girelim. Çocuk işçi. Reis. Sahil güvenlik bu ya. Abi sahil güvenliğe gerek yok. Tam yazlıkçı görselidir bu arkadaşlar. Size bir de buraları göstereyim. Beachler böyle sıralı. Esinti var, orta var. O tarafta Köprü Beach diye bir yer var. Böyle şu tarafta da birkaç tane beach var. Küçük minik tekneler var. Burası çok şeker. Akçay'ın herhalde en güzel yeri. Tam Zeytinli diye geçiyor. Şu köprünün diğer tarafı Halk Plajı. Uzun bir Zeytinli plajı var. İkinci günden herkese merhaba. O kadar rüzgar var ki umarım sesim geliyordur. Bugün denize girmeyiz dedik ama havlularımızı yanımıza almıştık. Şimdi yürürken bir tane sahil bulduk, etraf boş diye. Attık havlularımızı, Mişay'la koşturuyoruz. Burası çok keyifli. Deniz çok soğuk, çok denize giremiyoruz ama etrafın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Çocuklar için eğlence vakti. Resmen bu tatile Mişe için gelmiş gibi. Sadece Mişe'yi oynatıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü sezon galiba bitmiş. Genelde Eylül ayı çok güzel olurdu. Deniz olsun, hava olsun ama bu sene bize kötü bir sürpriz yaptı ama yapacak hiçbir şey yok. Böyle de tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Güre sahildeyiz dediğim gibi. Buradan aşağı indik. Böyle komple sahil boyu devam ediyor. Şu tarafta kafeler var. Biz de şu an böyle sahildeyiz. İnsanlar havlularını atmış. Bomboş bir deniz. Çok keyifli. Çocuğum gitti. Ne haber Ferrari? Ben nasıl ineceğim? İnemeyeceksin. Peki ben buraya nasıl geldim? Ay kaldım. Mişe yaptığın çok büyük bir ayıp. Mişe sen beni yaktın. Gerçekten. Faşon. Yürü bakalım Faşon. Günaydın. Mirvan'la sabah kuşağına hoş geldiniz. Sadece sabahları video çekiyorum arkadaşlar. Çünkü iki gecedir evde film izliyoruz. Kış gelmiş. Öğlen bile hırkaylayım. Tatil iptal. Tatil gerçekten iptal. Ve çıktık. Bir şeyler yemeye gidiyoruz. Bu tatil hiç beklediğimiz gibi gitmiyor. Yani daha sakin ilerliyor ama olsun. Çok keyifli. Bayağı dinleniyorum.
Ay arı geldi, arı geldi, arı geldi. Aa arı geldi. Tansiyonum çok düşüyor arıdan dolayı. Oo. Kahvaltımız an itibariyle bitmiştir. Çünkü sofraya bir arı geldi. Afiyet olsun canım. Ay bismillah. Dünya üzerinde beni arıdan daha çok korkutan hiçbir canlı yok. Hiçbir şey yok yani. Benim de. Sabah söylediğim her şeyi geri alıyorum. Hava çok güzel şu an. Sadece bir sivitle dışarı çıktık ve üşümüyoruz. Size hemen buraları bir göstereceğim. Akçay Kordon'dayız. Buranın merkezi gibi diye düşünebiliriz. Sonra da müzikli bir yerlere gideceğiz. Biraz eğleneceğiz. Ne diyorsun? Evet, artık tatilimizin tadını çıkarmamız lazım. Burası Akçay Kordon. Böyle boylu boyunca kafeler var. Buranın 2 kilometre ilerisi Zeytinli, o geçen gittiğimiz beachlerin olduğu yer. Burada denize girilmiyor, yani halk plajı diye geçiyor ama çok tercih edilmiyor. Önceden çok tercih ediliyordu. Turist gibiyim şu an. Akçay'ın gece hayatı o kadar eğlenceli ve o kadar böyle yoğun ki 4 tane mekan var. 4'ünden hangisine girsek karar veremiyoruz. Mekanın kapısında oturduk, şu an müzik dinliyor gibi görünüyoruz, biliyorsun değil mi? Mekan seçmemiz gerekiyor. Hayır, şimdi size buraları göstermek için durduk. Gösterebileceğimiz tek şey de şu köprü. Köprü. Bu yani, bundan fazla bir şey yok. İçeride ışık yok. Biraz vlog çekenleri düşünelim. Buranın adı ne? Nota. Mekanda istediği parça çalınmamıştır. Günaydın. Çok güzel bir aktivite yapıyorum bugün. O yüzden siz de benimle beraber yapın istedim. Ekmek almaya gidiyoruz. Size köyü göstereceğim biraz. Biraz da doğal yaşam. Böyle bir yol var. Önceden burası yoktu. Buralar hep tutluktu derler ya. Yoktu bu yol. Sonradan açıldı. Şimdi ulaşım daha rahat olsun diye buradan obaya çıkılıyor. Oba var yukarıda, böyle küçük minik çay bahçeleri vesaire var. Buradan böyle geldiğiniz zaman aşağı doğru denize iniliyor. Bu tarafa doğru çıkınca da köyün içine giriliyor. Köy küçücük bir yer zaten. Ortada bir çay bahçesi var, o kadar. Burası eski zeytin fabrikası. Güren'in, yani Akçay'ın zeytini meşhur zaten. Buraya gelince ya zeytin alacaksınız ya zeytinyağı. Bu asla gitmeyen otobüsümüz. Köyün meydanı da burası zaten. Geldiğim yolda şu kadarcık bir yer. Böyle meydan, birkaç tane market var. Şurası da çay bahçesi. Bütün gençliğim orada geçti. Türkiye'nin çoğu tatil yerine gittim. Antalya, Bodrum, Ölüdeniz, Fethiye, Kaş. Yani aklınıza gelebilecek çoğu yere gittim ama buranın havası hiçbir yerde yok. Yani hayatınızda bir kere gelip buranın havasını solumanız gerektiğini düşünüyorum. Dünya üzerinde oksijeni en bol yerlerden biri Kaz Dağları zaten, bunu biliyorsunuzdur. Biz de Kaz Dağları'nın tam eteklerinde oturuyoruz. Güre'de buranın en sakin, en güzel yerlerinden biri. Kesinlikle bir kere gelip burada bir tatil yapmanızı öneririm. Anneciğim bir dur, bir şey çekiyorum. Burası da bahçemiz. Arkaya doğru uzanıyor. Durun, gidiyorum şimdi. Şurası günümün 10 saatini geçirdiğim yer. Orada kitap okumaya ve müzik dinlemeye bayılıyorum. Bütün aile akşamları burada keyif yapmak dünyanın en eğlenceli aktivitesi. Maşa. Burası da dayımın Maşa. Evi. Ya, Maşa. Ya çocuğumun adı Maşa değil ya. Mişa, Mişa. Paşa bak, teyze senin resmini çekiyor. Paşa günaydın aşkım. Bu da 3. üyemiz. Mişa'dan sonra 4. tabii. Günaydın. Bugün biraz level atladık. Denize yürüyerek gitmiyoruz. Sağ olsun teyzem ve eniştem, kral insanlar olduğu için bize bırakıyorlar. Motor nasıl çalıştırılır? Hmm.
bunları yemen, şunları 2,5 dakika sürmedi. 2,5 dakika mı, olması imkanı yok, 50 saniye falan. Beni gör, nasıl mutluyum, beni gör, köpeğimi gör, o da tatilde, köpeğimi gör, denizi gör, çarşaf gibi. Oynamamı gör. Nasıl eğleniyorum, beni gör. Bunların hepsini kayda aldım. Aa canım, seni mi çekiyordun acaba? Beni mi çekiyordunuz? Hiç poz vermiyordum aslında. Haberim yok çekildiğimden. Ne var ya, burada bir şey çekiyor. Hadi gel. İptal kes. Tam olarak nerede kaldık hiç hatırlamıyorum arkadaşlar ama herkese yeniden selam. Bugün Altınoluk'a gidiyoruz. Değişik bir şey yapacağım için kamerayı tekrar açmak istedim. Akçay, Güre, Altınoluk diye 3 bölge var burada. Biz Güre ortadayız. Geçen gün Akçay'ı göstermiştim size. Bugün de Altınoluk'a gidiyoruz. Altınoluk'u göstereceğim. Kamerayı ara ara açıyorum çünkü sürekli evde vakit geçiriyorum. Burada çünkü evde vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Çıktıkça da size bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Bugün de dediğim gibi Altınoluk'a gideceğiz. İş Kokteyl Bar diye bir yer açılmış. Oraya gideceğiz. Retro parti varmış. Bakalım nasıl, beraber gidelim görelim diyorum. Burada böyle yeni mekanlar açılınca zaten çok heyecanlanıyoruz. Yeni bir mekan görüyoruz vesaire. Çünkü senelerdir her şey aynı. Bir de makyaj videosu çektik bugün Gizem'e. Gizem makyajın ama değişti değil mi? Gizem'e çok güzel bir makyaj videosu çektim. Kendime de böyle değişik bir eyeliner çektim. Çok sevmiyorum eyeliner'ı ama bir gaza geldim makyajdan dolayı. Aa, hemen makyajı gösteriyorum size. Gizem'e yaptığım makyaja bakar mısınız? Çok iyi bir video oldu. Bunu da bir ara yayınlayacağım. İzlersiniz. Beğendin mi makyajını? Evet. Bir dakika. Biz şimdi Altınoluk'a geldik. Burası da tabii ki sezon bitiminden dolayı ölü gibi. Şimdi kordonu göstereceğim size. Oradan da mekana gideceğiz. Mekanı göstereceğim. Buraları da turist gibi çekiyorum ama. Aslında olanı bilseler. Şuraya. Akçay'ın aynısı bu arada. Değişen çok bir şey yok. Sadece sahil kısmında kafeler ve restoranlar daha fazla. Onun dışında Akçay'la hiçbir farkı yok. Buranın hepsi aynı. Sadece bizim Güre farklı. Orada da yaşam yok. Yaşam sadece bizim evden ibaret. Böyle tatlı şirin bir yer. Altınoluk. Tatilimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son günün şerefine Gizem'le date'e çıktık. Romantik bir akşam yemeği yiyeceğiz. Dün de yemiştik aslında ama gökyüzü falan muhteşemdi. Onun büyüsüne mi kapıldık diyelim. Büyüsüne kapıldık ve çekmedik hiçbir şey. Yani anı yaşamak istedik. Dedik ki o yüzden bugün gene bir date'e çıkalım ki vloglayalım. Eğlenceliydi çünkü. Bir de sabah edit yaparken fark ettim ki ilk 2-3 gün bayağı söylenmişim. Değil mi? Çok şikayet ediyordum. Ama hava çok kötüydü gerçekten. Hiç keyif alamıyorduk. Ama 2-3 akşam dışarı çıktık, onları vlogladım. 10 gün mü kaldık biz burada? 11. 11 gün kaldık. 11 günün 9 günü herhalde vloglamadığım dışında Güre sahildeydik. Burada çok keyif alıyoruz. Buraları göstereceğim şimdi. Güzel de eğitim, ne haber? Güzelliğe bak, beni özleyecek misin? Evet. Ben de seni ya, çok özleyeceğim. Seni görmek istesem gelirim ama bu Güre havası hiçbir yerde. Evet. Olur. Bütün tatil boyunca bizi manita zannettiler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ama haklılar. Güre sahilde Alsancak Kafe diye bir yerdeyiz. Herhalde buranın en güzel menüsüne sahip kafesi. Şimdi burada bir yemek yiyeceğiz. Sonra kahve içmeye Limonlu Bahçe diye bir yer var, oraya gideceğiz.
Biz yemeğimizi yedik, geldik şimdi kahve içmeye limonlu bahçeye. Yemeği çekmedim çünkü yemek yemek için var, çekmek için değil. Ay ne iğrenç laftı. Şimdi size burayı gösteriyorum. 9 gündür buradayız. 2 senedir hep buraya geliyoruz. Bayağı keyifli bir yer. Waffle çok güzel. Hayatta waffle sevmem ama burada yiyorum. Öyle tatlı bir yer. Bir kahve içip eve döneceğiz. Sonra ben hazırlanacağım. Zaten valizimi falan hazırlamıştım. Üstümü değiştirip yolcu yolunda. Ben eve geldim. Valizlerimi topladım. Şu hale bakın. 3 tane koca çantayla yolculuk yapacağım. Bir de Misha. Bayağı zorlu bir yolculuk beni bekliyor. Uyku moduna geçtim zaten. Makyajımı falan komple sildim. Bu kadarlık benden. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Biz güzel bir tatil geçirdik değil mi? Evet. Kapanış yapıyorum. Bir dakika. Umarım keyif almışsınızdır. Diyecek bir şeyin var mı? Ben aldım. Biz çok keyif aldık. Umarım size de yansıtabilmişizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu lütfen beğenmeyi unutmayın. Sen de söyle. Abone ol. Bu kız çabalıyor. Tamam, sakin ol. Olamam. Hoşça kalın. Bye bye.